Herkese merhaba, Bakım, Onarım ve Değerlendirme TV'ye hoş geldiniz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler. Kapı ve pencere emniyet kilitleri veya çocuk kilitleri videomun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videomun çekimlerinin büyük çoğunluğunu gece yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Fakat görüntüler açık, net ve anlaşılır. Videolarımda daha anlaşılır olabilmesi için ayrıntılı çekimler yapıyorum. Bu da videolarımın süresinin uzun olmasını sağlıyor. Bu yüzden de kusura bakmayın. Bu bölümde kullandığım emniyet kilidi, bölüm 1'de kullandığım emniyet kilidi ile aynı özellikte çekmeni emniyet kilidinden kullandım. Farklı bir emniyet kilidi kullanmadım. Yani iki tane emniyet kilidi almıştım arkadaşlar. Bu emniyet kilitlerinin bir tanesinde bu kapımda kullanmak istiyorum. Kullandığım emniyet kilidinin özellikleri: Deax marka, demirden yapılmış, plastik bir tarafı olmayan, içerisinde yay kullanılmış, çekerek ve bırakarak kilitleme yapabilme özelliğine sahip, kullanımı çok kolay, basit bir kilit. Bölüm 2 videomu çekmemdeki amaç, yani bu videomu bölüm 1'den ayıran özelliği kapının içeriye doğru açılıyor olması. Bölüm 1'deki videomda dışarıya doğru açılan kapımız üzerine, yani kapı kanadı üzerine emniyet kilidi uyguladık. Fakat bu sefer bölüm 1'den farklı olarak içeriye doğru açılan kapımız var. Kapı kasası üzerine emniyet kilidi montajını uygulamaya çalışıyorum arkadaşlar. Kullandığım emniyet kilidinin kapı kanadına oturan kısmının genişliğine bakıyorum. Burada 2-2,5 santim yeterli bir mesafe var. Evet, denemelerini yapıyorum. Burada tam oturuyor mu, oturmuyor mu? En ideal yerini bulmaya çalışıyorum. Kapı kanadına düzgün bir şekilde oturacak halde. Burası kuvvet uygulanan konumun en yakın noktası. Burası ideal arkadaşlar. Evet. Kapıyı zorladığımda tabii açılmakta burada zorlanması lazım. Elimle bile tuttuğum zaman. Şu an en ideal konumu buldum. Buraya da işaretlemelerimi yapıyorum kurşun kalemle. Bir de deliklerini açacağım bu noktalara. Tabii burada kapı kasasına uyguluyoruz bu çekmeni emniyet kilidimizi. Matkabımızla da deliyoruz. Tabii kullandığım matkap ucu vidalayacağım vida çaplarından daha ufak olacak. Düzgün bir kavrama yapabilmesi için vidaların kullandığım matkap ucu vida çaplarından ufak olmalı. Altlı üstlü ikişer tane delik attım. Vidalamamı da gerçekleştiriyorum. Bir torna vidayla. İlk önce bol bırakıyorum vidalarken çekmeli emniyet kilidimi. Tam yerini ayarladığım zaman bunları sıkılaştıracağım. Evet, bu bölge daha iyi. Tabii kapıyı zorlayarak denemelerimi yapıyorum.
Ve kapıya da sürtmemesi lazım. Çekmenin emniyet kilidi. Kapı kanadına çok yakın olması gerekiyor. Düzgün bir kilitleme yapabilmesi için. Ama kapıya da sürtmemesi gerekiyor arkadaşlar. Burada matkapla vidalama da yapmaya çalışıyorum. Kılavuz delikleri açtıktan sonra daha hızlı oluyor bu şekilde de. İkisini de deneyebilirsiniz. Tornavida ile de yapabilirsiniz. Eliniz alışkınsa matkabınızla da, hız ayarlı matkabınızla da vidalamayı yaparak çekmeli emniyet kilidinizi sabitleyebilirsiniz. PVC profiliniz üzerine. Evet, sağa sola aşağı yukarı çekerek bırakarak kilitleme yapabiliyoruz. Bu emniyet kilidinde arkadaşlar, çekmeli emniyet kilidimiz. Bölüm 1'deki kullandığım çekmeli emniyet kilidinin aynısı bu. Evet, kapıyı açtığımda bir sürtme yok şu an emniyet kilidime. Ne contası sürtüyor ne de kapının kendi sert PVC plastiği sürtüyor. Vidaların girdiği boşluklara da kendi kapaklarını yerleştiriyorum. Daha güzel bir görüntü elde edebilmek için. Evet, kapı kanadımla emniyet kilidinin arasında bir aşınma, bir sürtünme yok. Şu an zorluyorum kilidimi, açılma yok arkadaşlar. Tabii arada bir boşluk var. Bu boşluktan dolayı emniyet kilidim ayrık kalıyor. Kapı kanadımla çekmeli emniyet kilidinin dili arasında bir boşluk kaldı arkadaşlar. Evet. Esneme payı da var emniyet kilidinin. Onu da düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden kapı kanadıma bir profil yerleştirmem lazım. Oraya da bir o boşluğu alabilmesi için oraya da bir PVC, sert bir plastik yerleştirip bu boşluğu almamız gerekiyor. Bunun için de bölüm 1'de gösterdiğim videonun aynısını burada da kullandım arkadaşlar. Bu PVC atık su plastik borusunun borularından kestiği materyalleri burada da kullandım. Evet, şu an oradan kestiği parçayı kapı kanadı üzerine hızlı yapıştırıcı ile yapıştırmış durumdayım. Buradaki boşluğu da bu şekilde aldım. İkisi de plastik. Evet, bu sefer daha fazla açılma yok. Arada boşluk az kaldığı için ne kadar zorlarsak kapıyı, ne kadar zorlarsak zorlayalım, fazla açılma olmuyor arkadaşlar. Bizim güvenliğimiz için önemli. En son halini de görmektesiniz. Kapı kilitlerimizin silikon mastik uygulanmış hali, o üzerine o boşluğu alabilmek için kullandığımız plastik PVC profil kenarlarına. Bu görüntülerde hızlı yapıştırıcının plastik PVC profilleri üzerinde yaptığı zararı görmektesiniz arkadaşlar. Yani ben bu uygulamayı yapmadan önce böyle bir zararın yol açtığını bilmiyordum. Hızlı yapıştırıcıların PVC profillerine verdiği zararı bilmiyordum. Bunu uyguladıktan sonra gördüm. Bu uygulamayı yaptıktan 3-4 gün sonra bu şekilde PVC profillerinde, beyaz PVC profillerinde sarı renkli lekelenmeler oluştu. Bu sarı renkli lekelenmeler o koyu yapıştırıcıyı sürdükten sonra değil, spreyi, o hızlı yapıştırmak için sprey solüsyonu var. Reaksiyona girebilmek için hızlı bir şekilde kurumasını sağlıyor. O yoğun sıvının yapışabilmesi için
sertleşebilmesi için o spreyi sıktıktan sonra bu lekelenmeler oldu. Arkadaşlar PVC, beyaz PVC profillerimin üzerinde. Yani sizin de başınıza bu şekilde beyaz lekelenmeler gelebilir. Dikkatli olun. Ben bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Bu sarı renkli lekelenmeleri gidermeye çalışıyorum burada da. Tabii bulaşık süngeriyle, vimle ovalayarak çıkarmaya çalıştım ama bulaşık süngeri çıkarmadı. Burada bulaşık teli kullanıyorum arkadaşlar. Kazıya kazıya, bulaşık teliyle sürte sürte ancak çıkıyor bu sarı lekelenmeler. İçine vim döküyorum. Bu yağ çözücü spreylerden kullandım. AVM'lerde satılan. Evet, Asparagus. Mesela bunlardan biri. Bunu spreyini sıkarak telle ovalıyorum oraları. Telle ovmadan çıkmıyor arkadaşlar bu sarı lekelenmeler. Başka bir sprey de kullanabilirsiniz. Ben başka sprey de, her spreyi de denedim burada. Elimdeki spreylerin hepsini denedim. Telle ovkalayarak çıkabiliyor bu sarı lekelenmeler arkadaşlar beyaz profillerimiz üzerinde. Yani bu hızlı yapıştırıcı, spreyli hızlı yapıştırıcıları kullanırken dikkatli olun. Siz de benim gibi bu şekilde silmek zorunda kalabilirsiniz. Ben bunları silerken silikon mastik uyguladığım yerlerde de deformeler oldu. Oralarda aşındırmalar meydana geldi arkadaşlar. Evet, şu an temizlenmiş hali, en son hali çekmeli emniyet kilidimizin. Kapı kasasına uygulanmış hali. Diğer videom uzun olduğu için anlatmadım. Bu videomda anlatıyorum. Emniyet kilidi yerine uyguladığım hızlı yapıştırıcının sprey uygulamasından sonra PVC beyaz profillerde sarı renkli lekelenmeler oluşuyor. Bu lekelenmeler hemen uygulanır uygulanmaz oluşmuyor. 3-4 gün sonra bu lekelenmeler meydana geliyor. Bu spreyli hızlı yapıştırıcılarını bu tür PVC beyaz profillerde kullanırken çok dikkatli olun. Arkadaşlar, bu hızlı yapıştırıcıları PVC profillerinde kullanırken size önerim, kullanmadan evvel boyacıların kullandığı boya bantları, kağıt bantlar vardır. Etrafa zarar vermez, yapışkanı kalmaz yapıştığı yüzeyde. Bunlardan kullanmanız, hızlı yapıştırıcıları kullanmadan evvel bununla ilk önce bu kağıt bantlarla yapıştırıp o bölgeye bu şekilde sprey uygulamasını yapmanız sizin yararınıza olacaktır. Bir kapıya emniyet kilidi takarken sadece bir tane emniyet kilidi takmaktansa en az 3 tane takmanız sizin yararınıza olacaktır. Hem daha güvenli olur hem de art niyetli kişilerin kapıyı zorladığında kapıda oluşan esnemeleri çok daha azaltacaktır. Tabii bu kilitleri takarken bir kilit kapı kolunun olduğu bölgeye, diğerleri ise biri kapının üst bölgesine, bir diğeri de kapının alt bölgesine olacak şekilde konuşlandırılmalıdır. Yani bu bölgeleri monte edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde siz de evlerinizde uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.